أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Derler ki İslam'ın şartı 5'tir. 6.'sı da haddini bilmektir. Arkadaşlar, bir insanın annesinin karşısında, babasının karşısında, eşinin karşısında, hocasının karşısında, komşusunun karşısında haddini bilmek elbette önemlidir. Ama hepsini bir tarafa koyalım, Rabbimizin karşısında haddimizi bilmek çok önemlidir. Arkadaşlar, daha önce değişik vesilelerle belki örneğini vermişimdir. Hafızlık yaptığım yıllarda bir köyde hafızlık yapıyordum. Oranın muhtarının torunu vardı. Bizim yaşlarımızda 6-7 yaşlarında bir hanım kızdı. O hanım kız bedeninde sadece göz kapaklarında sıkıntı vardı. Göz kapaklarını kaldırıp indiremiyordu. Bir yere bakacağı zaman kafasını böyle kaldırıp bakıyordu. Dolayısıyla bizim hayalimize, hatırımıza o hanım kızın bu manzarası hatıra olarak kaldı diyebilirim. Ben bunu niçin size söyledim? Yani Allah Celle Celaluhu bize iktidar vermese göz kapağımızı kaldırıp indiremeyiz. Göz kapağımızı kaldırıp indirmemiz Rabbimizin bize büyük bir lütfudur. Üniversiteyi bitirdikten sonra göz kapaklarında sıkıntı yaşayıp ve kaslar tamamen boşalmış, dolayısıyla göz kapaklarını açıp kapatamayan bir üniversite mezunu yıllarca sonra hocasıyla bir telefon görüşmesi yapar. Telefon görüşmesinde profesör talebesine der ki, nasılsın, iyi misin? O da der ki, hocam maddi açıdan bir sıkıntı yok ama göz kapaklarımın kasları çalışmıyor. Dolayısıyla bir yere bakacağım zaman elimle göz kapağımı kaldırıp bakıyorum, bıraktığım zaman kapak düşüyor. Ben de diyorum ki, bütün dünya benim olsa hepsini veririm, yeter ki göz kapaklarım çalışabilsin. Bir başkası, hayatın belli bir noktasına geldikten sonra, bir takım imkanlara ulaştıktan sonra ağzında tat alma duygusunu kaybediyor. Tat alma duygusunu kaybedince ağzına koyduğun su ile çay, şeker, baklava, efendim simit hiç fark etmiyor. Elma, armut hiç fark etmiyor. Ha odun koymuşsun, toprak koymuşsun, ha efendim köfte koymuşsun fark etmiyor. Diyor ki o da, ben diyor artık hiçbir şeyin tadını almıyorum. Su içmekle zehir içmek arasındaki farkı, baklava yemekle toprak yemek arasındaki farkı bilmiyorum. Keşke dünyada dikili bir taşım olmasa ama ağzıma koyduğum şeyin tadını alabilsem diyor. Biz doğduğumuz günden geldiğimiz güne kadar ne göz kapaklarımızda sıkıntı yaşadık ne de tat alma hislerimizde sıkıntı yaşadık. Ben size mahsus, yani his organlarıyla anlaşılabilir iki tane örnek verdim. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Ne diyor vatandaş? Diyor ki, göz kapaklarımın çalışmasına dünyada neyim varsa veririm, yeter ki çalışsın diyor. Öbürü ne diyor? Dünyada neyim varsa veririm, yeter ki ben tat alma hislerim çalışsın diyor. O zaman tat alma hislerinin değerini biz ne ile ölçemiyoruz? Servetimizle ölçemiyoruz. Göz kapaklarının çalışması, otomatik olarak çalışmasının kıymetini biz ne yapamayız?
servetimizle ödeyemeyiz. Bunlar en basitleridir. Bunlar en basitleridir. Beynimizin, aklımızın çalışmış olması, bunlar değil mi? Çok daha farklı boyutlardır. Şimdi bir başka noktaya geliyorum arkadaşlar. Biz ilimle, irfanla meşgulüz. Bir hafızlık yaptık elhamdülillah. Rabbim korumasını nasip eylesin. Kur'an'a hizmeti nasip eylesin. Rabbim ruz-i mahşerde ehli Kur'an olarak haşreylesin. Arkadaşlar, hafızlığımızı yaparken A'sından Z'sine kadar, Elif'inden Y'sine kadar bütün bunları Allah'a borçluyuz. O bize zeka vermeseydi, o bize heves vermeseydi, o bize ortamı hazırlamasaydı hafız olabilir miydik? Bizden nice zeki olan arkadaşlarımız olamamıştır. Bizden nice becerikli olan, hatta daha mütedeyyin olan ailelerin çocukları olamamıştır. Bakınız, şu tabirime dikkat edin arkadaşlar. Hevesimize varıncaya kadar, hevesimize varıncaya kadar, hepsi Allah'ın bir lütfu değil midir? فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah bir insana hidayet vermek isterse ne yapıyor? Onun kalbini İslam için genişletiyor. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Allah bir insanın kalbini İslam için genişletiyor. Rabbisi onun kalbini nurlandırıyor. Arkadaşlar, namazdan zevk alıyor muyuz? Müslüman olduğumuzdan gurur duyuyor muyuz? Mutlu oluyor muyuz? O zaman bizim kalbimizi birisi şerh etti. Biz değil, Allah şerh etti. Öyleyse ben Müslümanlığımdan dolayı kimseye hava atamam. Allah'a minnet borcum var. Allah'ım sana şükürler olsun, bana iman nasip ettin. Kalbimi şerh ettin, hidayetle doldurdun. Kalbimi nurlandırdın, gerçekleri görecek bir göz verdin. Haramların çirkinliğini anlayacak bir akıl verdin, basiret verdin diye biz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine yalvarmamız gerekir. Ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu? قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقٍ Biz Müslüman olduk, bizim kıymetimizi bil diyorlar. Habibim, de ki onlara, sakın ha biz Müslüman olduk diye bana minnet etmeyin, başıma kalkmayın. Belki Allah size imanı nasip etti diye kullarım kıymetimi bilin, bu nimeti ben size verdim deme hakkına Allah sahiptir. Sizin böyle bir hakkınız yoktur. Eğer gerçekten imanınız varsa, gerçekten imanınız varsa bunu Allah verdi diyebileceksin, Allah'ın ikramı diyebileceksin. Biz ne yapıyoruz? رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Yalvarıyoruz Allah'ımıza, aman Allah'ım kalbimizi kaydırma, imandan bizi mahrum etme. Sahip olduğumuz imandan sonra yeniden bizi bir daha küfür bataklığına düşürme diye Allah'a yalvarıyoruz. Eğer bu mahza bizim elimizde olsaydı o zaman başkasına yalvarmaya gerek yoktu. Biz kendi tedbirlerimize bağlardık, garanti altına alırdık. Arkadaşlar, Allah'ın izni olmadan وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Allah'ın bilgisi olmadan ağacın dalındaki yaprak sallanmıyorsa, senin hayatındaki değişiklikler, cennet veya cehennemle sonuçlanacak o değişiklikler, Allah'ın bilgisi ve yaratmasının dışında gerçekleşebilir mi? Öyleyse arkadaşlar, Bir namaz kıldın ama mükemmel mi mükemmel bir namaz kıldın. Dört dörtlük bir namaz kıldın diyelim. Birilerinin beğenmesine ve birilerinin gözüne girmeye gerek yok.
o dörtlük kıldığını düşündüğün namazı kılman için kullandığın enerjinin tamamını sana Allah verdi. Eğer odaklanabildiysen o gücü de sana Allah verdi. Allah sana yardım etmese şeytan seni çoktan tuş ederdi. Binaenaleyh, yerlerde ve göklerde Allah'tan başka Halik var mı? Yok. Kul Halik olabilir mi? Olamaz. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Öyleyse takdire şayan bir amel bizden sudur ettiyse biz hemen Cenab-ı Hakk'a yöneleceğiz. Allah'ım sen becerttin, sen nasip ettin, sen öğrettin, sen sevdirdin. Her şey sana aittir Allah'ım diyebilmektir marifet. İhlas da işte budur arkadaşlar. Onun için tasavvufta nefyu isbat çalışması çok önemlidir. Nefyu isbat çalışmasında masiva dediğimiz gönülde Mevla'nın gayri ne kadar duygu ve düşünceler varsa, ne kadar putlar varsa bunları yıkmaktır nefyu isbat çalışması. Nefyu isbat la ilahe nefidir, illallah isbattır. La ilahe illallah nefyu isbat çalışmasıdır. Yani tahliye ve tahliye çalışmasıdır. Gönlümde kafamı takabileceğim, gönlümü takabileceğim neler varsa onların hepsini gönül dünyasından uzaklaştırmaktır. İllallah, başka hiçbir şey yok, Allah var diyebilmektir. Eğer bir insan gönlünde müessiri hakiki olarak, Halik-i hakiki olarak Allah'ı bilirse kendine varlık vermez ki. Ben şöyleyim, ben böyleyim, sen kimsin ya? Sen kimsin? Bir damla meniden, ben kimim? Bir damla meniden yaratılmış bir varlık değil miyim? A'dan Z'ye kadar pislik olan, necaset olan bir meni değil mi? Benim bütün varlığımın çekirdeği bu değil mi? Nihayetinde şu andaki manzarama baktığım zaman o bir damla meniyi göze, kulağa, ele, ayağa dönüştüren ve bu şekle dönüştüren ben değilim ki, Halik-i Hakiki olan Allah'tır Celle Celaluhu. Peki mevcut şekliyle beraber gururlanma padişahım, senden büyük Allah var dedikleri gibi gururlanma kardeşim. İçine yarsalar ne çıkar? Bağırsaklardan ne çıkar? Efendim böbreklerden ne çıkar? Birisinden idrar çıkar, birisinden de başka şeyler çıkar. Yani biz bir taraftan da çöp bidonu vazifesi de görüyoruz değil mi? Normal çöp de değil yani. Doğru mu? Normal çöp de değil. Peki cennette insanda bunlar olacak mı? Biraz önce bahsettiğim sıkıntılar olacak mı? Yani idrar, bağırsaklardaki pislikler olacak mı? Olmayacak. İnsan dünyada haddini bilmesi lazım. Müessiri hakiki kimdir? Sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Mermere işleme yapan mermerci hava atmasına gerek yok. Mermeri işlenebilir şekle getiren Allah, onu işlemek için harekete geçen insanı yarattığı gibi o insandaki o kabiliyeti de o yaratmıştır. O gücü de ona o vermiştir. Yaratma işi nasıl ki mermeri yaratan Allah ise, o sanatı işleyeni yaratan Allah ise, o sanatı işleyendeki gücü de, aklı, fikri de, kabiliyeti de yaratan Allah'tır. Öyleyse malzemenin tamamı kime aittir? Allah'a aittir. Malzemenin tamamının Allah'a ait olduğunu bildiğimiz zaman haddimizi bilmiş oluruz. Haddini bilen insanda ihlas olur, samimiyet olur, riya olmaz, gösteriş olmaz. Birileri beğense neyi beğenecek? Beni mi beğenecek? Ben neyim ki? Ben işkembe çuvalından başka neyim ki? Allah bana değer verirse ben değerli olurum. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah Celle Celaluhu imanı size sevdirdi. Onu kalbinize o süslü kıldı.
Eğer bana imanı Allah sevdirdiyse ben kimseye hava atamam ki, kendi mahsulümdür diyemem ki. O bana bunu süslü gösterdiyse, beni buna aşık kıldıysa ben kimseye hava atamam, Allah'a minnettarım ben. Öyleyse benden sudur eden iyilikler ve güzellikler, ilim olur, irfan olur, başarılar olur. Bunların hiçbirisi öz benim malım değildir, hepsi Cenab-ı Hakk'ın bana ikramıdır. Bundan dolayıdır ki ben hiçbir iyiliğimden ve güzelliğimden dolayı bir başka insana, bir başka arkadaşıma hava atma hakkına, gösteriş, riyakarlık yapma hakkına sahip değilim. Riyakarlık yapan insan masivadan kurtulamamış, gönlündeki putları yıkamamış. Kâbe'deki putlar yıkılmış ama bunun gönlündeki putlar yıkılmamış. İnsanlar sana ne verebilirler, ne kazandırabilirler? Diyelim ki ben hacca gittim, millet benim hacı olduğumu bilsin diye dükkanımdaki tabelayı değiştirdim. Ali Ulvi yazarken Hacı Ali Ulvi dedim, Hacı Ali'nin büfesi dedim. Daha önce Ali'nin büfesiydi, şimdi Hacı Ali'nin büfesi oldu. Eğer millet benim hacı olduğumu bilirse, nokta nokta, buradan bir menfaat bekliyorum. Hacı olduğumu milletin bilmesini, müşteri namzetlerini bilmesini istiyorum. Buradan neyin hesabını yapıyorum ben? Millet benim hacı olduğumu bilirse daha güvenle bana gelirler, müşterim çok olur, rızkım artar. Arkadaşlar, artar mı rızık? Bu sadece sahtekarlık olur, bu sadece riyakarlık olur. Rızık Allah'ın elindedir. Doğru mu? Rızık Allah'ın elindedir. Sen oraya hacı yazsan da yazmasan da ezelde yazılı olan rızık sana gelecek. Bir damla su artmaz rızık olarak, bir damla da rızkın eksilmez. Dolayısıyla ben hacı olduğumu, hoca olduğumu, derviş olduğumu söylersem, gösterirsem müşterim çok olur, güven telkin eder, rızkım artar dediği zaman bu gönlünde putları yerleştirmiş, rızkı başkasından bekliyor, başka manzaralardan bekliyor. Şimdi şöyle bir örnekle bunu biraz daha netleştirmek isterim. Takriben 20-25 sene önce Altıntepsi'de bir kardeşimizle Ülker fabrikasında efendim şoförlük yapan ve bakkallara malzeme dağıtan bir dostumuz vardı, bir kardeşimiz, öğrenci velimiz vardı. Dedi ki, bir akşam gel dedim, sohbet edelim, çay içelim. Gittiğimizde onun da bir başka arkadaşı vardı. O da bu işi yapıyordu. Dedi ki, İsmail Ağa'da şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldım. Bir gün yaz mevsimiydi. Efendim, bakkallara malzeme dağıtıyorum. İsmail Ağa çevresinde bir bakkala malzeme indirdim. Dedim ki, biraz hararet var, bir soğuk su içeyim. Bakkal sakallı, efendim, geniş elbiseli, piyasaya uyuyor. Buzdolabı vardı, buzdolabını açtım, soğuk su alacağım. Açınca buzdolabının içerisinden içki çıktı. Bakkal sakallı, derviş görünümünde, buzdolabında içki vardı. Dedim ki kendisine, bu ne? Abi de sesini çıkarma dedi. Bu çevrede dedi, tutunabilmek için, müşteri alabilmek için ben bu kıyafete girdim. Ben bu kıyafetin adamı değilim. Ben işte o dolapta gördüğün adamıyım dedi. Kendisi anlatıyor, diyor ki ben de ona dedim ki bana bir takım elbise yaparsa bunu ifşa etmem. Eğer bir takım elbise bana yapmasın bunu ifşa ederim, zaten tutunamazsın. İstersen iki takım yapayım dedi, bir takım elbise aldım ondan dedi. Şimdi arkadaşlar, gerçek yapısında içki içen, namaz kılmayan insan o bölgede sakalını da bıraktı, kıyafetini de düzeltti, ticaret yapacak, müşteriye bana celbedecek olan bu manzaradır diyerek
efendim inanmadığı, tasvip etmediği şeyleri yapıyor. Tepeden tırnağa kadar bununki gösteriş midir? Riyakarlık mıdır? Elbette riyakarlıktır. Tabii bu uç bir misaldir. Ben bize geleyim. Biz kendimize. Şimdi ben diyeyim ki çıktım kürsüde vaaz ettim. Şimdi size ders telkin ediyorum. Kürsüde yaptığım vaazda cemaatin gözünden yaş aksa, hu hu deyip etkilendiklerini görsem, aman be, ne kadar güzel vaaz etmişim be, milleti acayip etkilemişim be, İçimden böyle geçse, ben ne yapmış olurum? Yapmış olduğum vaazın tesirini kendimden bilmiş olurum. Kullandığım cümlelerin becerisini kendimden bilmiş olurum. Halbuki elhamdu, bütün hamdler Allah'a aittir. Eğer benim vaazımda tesir varsa, müessiri hakiki Allah'tır. Bir Kur'an okudum, sesim güzel, namem güzel, karşımdaki insanlar, Hafız Efendi, Allah senden razı olsun dediler, beni havaya uçurdular. Ben hiç şişmeme gerek yok. Bu malların hiçbirisi benim değildir. Şimdi adam biniyor, arkadaşının Mercedes'ini alıyor, mahallesine gidiyor. Efendim, senin Mercedes'in mi var? Bir de hava atıyor, Mercedes'in mi? Ya kardeşim, biraz sonra bunu teslim edeceksin. Bu senin değil, başkasının. Başkasının Mercedes'iyle hava atmanın anlamı yok ki, bu sahtekarlıktır. Dolayısıyla sesimin güzelliği, anlatma kabiliyetimin mükemmelliği, karşımdaki insanları etkileyici özelliğim sebebiyle hiç gururlanmama, kibirlenmeme gerek yok, riyakarlığa gerek yok. Bendeki özelliklerin, güzelliklerin tamamını Allah vermiştir. Ses güzelliği mi, ifade güzelliği mi, karşıki tarafa tesir edecek bir kabiliyet mi, hepsi Allah'ın eseridir. Dolayısıyla arkadaşlar, hayatımızın sonuna kadar, son nefesimize kadar şunu çok iyi bilmeliyiz ki, biz ne kadar iyiliklere ve güzelliklere muvaffak olursak, hepsi Rabbimizin bize eseri ve lütfudur. Ve elde etmek istediğimiz, ulaşmak istediğimiz ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa, onları da kendi öz gayretimizden ziyade Allah'tan isteyeceğimiz yardım ile elde edebiliriz. Bundan dolayıdır ki her namazımızın her rekatında ne diyoruz? Ve iyyâke nesta'in diyoruz. Allah'ım biz yardımı senden istiyoruz. Biz yardımı senden istiyoruz. Gönlümüzde aşk olacaksa onu Mevla'dan isteyeceğiz. Ne diyoruz? Allahümme emle kulubena bi aşkike ve mehabbetike ve mehafetike ve mehabetik. Allah'ım kalbimizi aşkınla doldur, sevginle doldur. Peygamberler nasıl yalvarıyordu? Rabbena efrig aleyna sabran. Allah'ım kalbimizi sabırla doldur diyorlardı. Ben sabredeceksem Allah'ım sen kalbime sabır gücü verirsen ben sabrederim. O zaman bize düşen nedir? Sahip olduğumuz iyiliklerin, güzelliklerin, faziletlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu, müessiri hakiki Allah, Haliki hakiki Allah'tır Celle Celaluhu. Elde etmek istediğimiz, henüz ulaşamadığımız ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa, bütün bunları da ancak ve ancak tek kalem, tek tabanca derler ya, satıldığı yer, verildiği yer, dağıtıldığı yer Allah'ın hazinesidir. Tek el, Allah'ın hazinesi. Vallahi, billahi, tellahi Allah'tan başka kimse veremez. Öyleyse huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Evvel de o, ahir de o. Başında da ondan isteyeceksin, sonunda da ondan isteyeceksin, ortasında da ondan isteyeceksin. Dersimin başında kullandığım ifadeye dönüyorum. Arkadaşlar, İslam'ın şartı 5'tir, 6.'sı haddini bilmektir. İnsanın insanlara karşı haddini bilmek ne kadar önemliyse, bundan 100.000 kat daha Allah'a karşı haddimizi bilmek önemlidir. Onun için bir insan Allah'a karşı haddini bilirse, o insan Allah'a kafa tutamaz. O insanda kibir olmaz, o insanda gurur olmaz, o insanda riya olmaz, o insan tepeden tırnağa kadar ihlas olur.
İhlas olur. İhlas riyanın tam zıttıdır. Riyada o da görsün, bu da görsün, o da beğensin, bu da beğensin, o da aferin desin, o da takdir etsin, bir beklentisi var onda. İhlasta ise, ya görse ne olur ya? Mesela, affınıza sığınarak şöyle bir misal vereyim. Siz bir çoban olduğunuzu düşünün, 1000 tane koyunuz vardır. Bir namaz kılıyorsun ama namaz kılarken tadil erkene riayet ediyorsun, şu koyunlar beni görsünler. Nasıl namaz kıldığımı görsünler. Hiç böyle bir şey olur mu? Niye? Görseler ne olacak yani? Koyunlardan beklediğim bir şey yok. Ah kardeşim, koyunlardan bir şey beklemediğin gibi Allah'tan başka kimseden bir şey bekleme, Allah'tan bekle. Ne fark eder ki? Koyun nasıl ki müessir değilse başkaları da sana müessir değildir. Eğer sana verse birisi fulusi, dahi bir ev verse kılsan cülusi, veren Allah'tır bil bu hususi, anı vekil etmiş bil bu nususi. Yardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Sana birisi para vermiş, al hafız efendi demiş. Veren Allah'tır anla bir hususi. Bir ev verse kılsan cülusi, bu evi sana verdim, buyur otur dese veya al ev senin olsun dese, veren Allah'tır, anla bu hususi. Veren Allah'tır, bunu böyle göreceksin. Müessiri hakiki kim? Allah'tır Celle Celaluhu. Hâlik-i hakiki kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Birisi sana para veriyor. Parası var ki veriyor, ona parayı kim verdi? Allah verdi. Peki parası var, veriyor. Cömertli olmasaydı verir miydi? Vermezdi. Peki tamam, parası da var, cömertliği de var. Yeryüzünde bu kadar milyon insan var, seni nereden buldu? Verecek adam mı yoktu yani? Sana kim yönlendirdi? Bütün bunları düşündüğün zaman tesadüf yoktur arkadaşlar. Tesadüf yok, tevafuk vardır. Takdir-i ilahi vardır, rastgele bir şey olmaz. Hepsi takdir-i ilahidir. Bir şey alacaksınız, diyelim ki bir ayakkabı alacaksınız. Belki 4 tane, 5 tane ayakkabıcıdan geçersiniz, ya ona girmeyeyim, sebebin de belli değil, ona girmeyeyim. En son, ya şuraya gireyim dersiniz veya girdiğiniz yerden almazsınız, en son bir yerden belki daha önce gördüklerinizden daha basitini almış olabilirsiniz. Burada ne vardır? Allah Celle Celaluhu onun rızkını sizin kesenizde, sizin kasanızda, sizin ayakkabı ihtiyacınızda tayin etmiştir. Siz işi bilmezsiniz. Yani siz bilmezsiniz ki, biz bilmeyiz ki benim rızkı, benim ayakkabı ile ilgili cebimden çıkacak olan falanca ayakkabıcının rızkıdır, onun çocukların rızkıdır, biz bunu bilmeyiz. Evet, şu noktaya geliyorum. Bugünkü dersimi biraz kısa tutacağım. Arkadaşlar, riyadan bahsediyordu dersimiz. İnsan tavır ve davranışlarıyla riyaya girmiş olabilir. İbadetleriyle riyaya girmiş olabilir. Kıyafetiyle riyaya girmiş olabilir. Yani şeytan içerisinde riya duygusunu efendim pompalayabilir. Bütün riyadan kurtulabilmek için insan neyi görmesi lazım? Müessiri hakiki Allah'tır. Millet beğense de beğenmese de hiç fark eden bir şey yok. Ha koyunlar beğenmiş, ha insanlar beğenmiş. Koyunlar bana bir şey yapamayacağı gibi insanlar da bana ne bir şey verebilirler ne de bir şey benden alabilirler. Allah takdir etmedikten sonra kimse bir şey yapamaz. Ben İstediğim ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa hepsine ulaşmak için Allah'a yalvarmam lazım. Hacet namazı ne işe yarar? Hacet namazı sadece evleneceğin zaman iyi bir hanım kız bulmak için hacet namazı kılınmaz ki. Efendim araba alacağın zaman işte araba alacağım bir hacet namazı kılayım. Sadece hacet namazı bunun için kılınmaz ki. Ben iyi bir hafız olmak istiyorum, iyi bir alim olmak istiyorum diye efendim önüne çıkan engelleri aşmak için de hacet namazı kılınır. Hacet namazı ne demektir? Biz her şeyde Allah'a muhtacız. Ulaşmak isteyip de zorlandığımız, ulaşamadığımız noktalarda ne yapacağız? Alacağımız abdestimizi, döneceğiz kıbleye, ihlas ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Ben sohbetlerde anlatıyorum. Bizim dostlardan, eski dostlardan, abilerimizden bir tanesi kendisi anlatmıştı bana. Dedi ki biz fakirdik İstanbul'a geldiğimizde. İşçi olarak, çırak olarak çalışıyorduk. Kalacak gece kondularda böyle üstün yağmur yağdığı zaman üzerimize yağmur yağacağı şekilde gece kondularda kiracı olarak oturuyorduk. Zaman içerisinde kardeşlerimizi el ele verdik. İşçilikten
efendim müteahhitliğe doğru yükseldik. Müteahhitlikten başladık arsalar almaya, inşaat yapıp satmaya, iyi bir zengin olduk. Fakat geliyor insanlar bizden para istiyor, veresimiz gelmiyor. Eskiden yoktu, vermiyorduk, şimdi var, gene vermek istemiyoruz. İsmail Ağa dervişlerindendi. Bir kendi kendime düşündüm ya, Allah Allah, ben eskiden vermiyordum, yoktu zaten. Ama şimdi vermiyorum, var. Arsa var, daire var, iş var, güç var. Dedim ki, bu büyük bir felaket. Aldım abdestimi, kıldım namaz, hacet namazı. Gece teheccüd namazlarında kalktım. Allah'ım bana verdin, imkan verdin, cömertlik de ver, cimriliği kalbimden uzaklaştır. Yalvardım, yalvardım, yalvardım. Elhamdülillah, vermeye başladım. Cimrilik çözüldü. Şimdi seve seve veriyorum. Hakikaten biliyorum. Duysa ki İstanbul'da falanca yerde bir cami yapılıyor, mutlaka onun temeline iyi demir gönderirdi. Duysa ki falanca yerde Kur'an kursu yapılıyor, mutlaka bir şey gönderirdi. Duysa ki öğrencileri umreye göndereceğiz, mutlaka onlarla ilgili bir tasarrufta bulunurdu. Gerçekten cömert idi. Fakat bu cömertliği nasıl elde etti? Yoktu kendisinde cömertlik. Yani para var, veresi yok. Nasıl aldı cömertliği? Allah'a yalvararak aldı. Ve iyyâke nestaîn. Bütün bu ifadelerimle arkadaşlar sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Her birinizin bugün itibariyle sahip olduğunuz, ekranınızın sahip olmadığı çok güzellikler vardır. Hafızlık başlı başına büyük bir nimettir. Vallahi başbakanlık onun yanında bir şey değil ki. Bakanlık başbakanlık onun yanında bir şey değildir. Ahirette bunu anlayacaksınız. Bakanlık başbakanlık ne ki? Sırtında külfetten başka bir şey değil. Birisi söver, birisi döver. Efendim, ama hafızlık gerçekten büyük bir nimettir. Bu yaşta beş vakit namazınıza alışmış olmanız, cemaatle kılmaya alışmış olmanız, ilimle, irfanla meşgul olup alim adayı olmanız, yani ölçülür, biçilir bir nimet değildir. Büyük bir nimettir. Değerini bizim ölçmemiz mümkün değildir. Ekranlarınızla kıyaslanamayacak birçok özelliğe ve güzelliğe sahipsiniz. Sakın şımarmayın. Sakın gururlanmayın. Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. Bütün bunları ne olarak görmemiz lazım? Allah'ımın bana lütfudur. Bu lütuf şükür ister, haddini bilmek ister. Allah'ım ben beceremezdim, sen becerttin. Ben yapamazdım, sen yaptırdın. Sen bana nasip ettin. Devamını, tamamını, kemalini nasip eyle diye Cenab-ı Hakk'a biz yalvarmaya devam ederiz. Ne zamana kadar? Son nefesimize kadar biz bu yolda bu şekilde devam ederiz. Kıymetli arkadaşlar, kibirden gurur gibi, kibirden ve gururdan kurtulmanın yolu ve riyadan kurtulmanın yolu haddini bilmekten geçer. Başkalarından bir şey bekliyorsak gönlümüzde bir takım putlar var demektir. İsmimizi, tabelamızı değiştirip efendim birisi vardı. Bana öğrenci, kursumuza öğrenci verecekti. Bir yakınını öğrenci verecekti. Duydu bizim hizmetlerimizi. Telefonla arıyor beni. Ben diyor profesör, doktor falan. Biraz sonra ben profesör, doktor falan diyor. Ya anladım da durmadan profesör, doktor, profesör, doktor demenin ne anlamı var yani? Profesör, profesör, profesör neyse neredeyse tesbih eline aldı. Yani 5 dakikalık konuşmada 10 defa, 15 defa profesör kelimesini zikretti. Ya kardeşim, bunlara ne hacet vardır? Yani profesör olsan ne olacak? Allame olsan ne olacak? Ben Şeyhülislam, ben Şeyhülislam mı diyorlardı büyüklerimiz? Değil. İnsan ne kadar büyürse o kadar küçülmesi lazım. O kadar mütevazı olması lazım. Eğer bir insan mütevazı değilse, efendim, büyüdükçe küçülmüyorsa onun hakkını veremiyor demektir. O büyük büyümenin hakkını veremiyor. Nereden geldiğini bilemiyor, kendinden zannediyor. Mevzumuzla alakalı bölümüne dönecek olursak arkadaşlar, haddimizi bildiğimiz zaman bizdeki özellik ve güzelliklerin hepsinin Allah'tan olduğunu bildiğimiz zaman kimseden bir şey beklemeyiz. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bilir ve اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ'nin sırrı bizde tecelli etmiş olur. Ve böylece ihlasın gerçeğini yakalamış oluruz. Şöyle bir
edebiyatta cümle var. Kanadı bitse bir muğurun, sanır anı beşarettir. Meğer bilmez ki o garip, ölümüne işarettir. Mur Farsça'da karınca demektir. Kanadı bitse bir muğurun, yani bir karıncanın kanadı bitse, sanır anı beşarettir. Aa, uçtum uçuyorum, kuş oldum diye sevinir. Meğer bilmez ki o garip ölümüne işarettir. Halbuki karıncanın kanadı bittiği zaman karınca bay bay gidiyor demektir. O kanadı bitti diye seviniyor. Halbuki neymiş o? Ölümüne işaretmiş. Arkadaşlar, eğer biz bir takım fezail ve kemalatımız sebebiyle ihlastan ayrılır, riyakarlığa başlarsak kanadımız bitti. Aslında bir şeyler oluyor zannediyoruz ama karıncanın kanadı gibi bizim yuvarlanmamıza, helak olmamıza Allah muhafaza sebeptir. Şeytanın bizi ilim yolundan çeviremediği, ibadet yolundan engelleyemediği durumlarda riyayı içimize sokmak suretiyle gizli bir put yerleştirmiş oluyor. Birileri Lat'a taptığı gibi biz de gönlümüzdeki puta tapmış oluyoruz. Riyada gizli bir şirktir, kitaplarımızda kayıtlıdır. Şimdi hatta hadis-i şeriflerde geçen ifadeyi kullanacak olursak, karanlık gecede siyah mermer taşı üzerinde yürüyen karıncanın ayağının sesinden daha gizlidir riya. Yani karanlık gecede siyah mermer taşı üzerinde yürüyen karıncayı kim duyabilir? Kolay duyulacak bir şey değildir. İşte riyakarlık insanın içerisinde böylesine çok tehlikeli bir duygudur. Bazen insan farkında olamayabilir. O zaman ne yapmak lazım? Daima Cenab-ı Hak'tan medet beklemek lazım. Allah'ım kaymaktan, kaydırılmaktan, riyakarlıktan, kibirden, gururdan, ahlak-ı rezileden, ahlak-ı zemimeden sen bizleri halas eyle diye yalvarmak lazım. İhlas için Allah'a yalvarmak lazım. Riya bir zehir ise bunun panzehiri ihlastır. Elhamdü cümlesi Kur'an-ı Kerim'e başlarken Besmele'den sonra ilk cümle Elhamdü cümlesidir. Elhamdü cümlesindeki elif lam ehline malumdur ki istirak içindir. Yani bütün hamdler demektir. Bütün hamdler deyince ne kadar özellik ve güzellik kainatta varsa, yerde, gökte, sende, içinde, dışında, aklında, zekanda, ibadetinde, gayretinde, ilminde, irfanında ne kadar güzellikler varsa lillah. Hepsi Allah'ın sana bir eseridir. Şimdi mer'aya baktığımız zaman, rengarenk çiçeklerle dolu mer'aya baktığımız zaman aa ne kadar güzel deriz. O çiçeklerin hiçbirisi mer'anın kendi malı değildir. Doğru mu? O çiçeklerin hiçbirisi o tarlanın kendi malı değildir. O tarlada, o mer'ada, o bayırda, çayırda, tarlada meydana gelen güzellik, güzel güzel, rengarenk çiçeklerin hepsi sadece ve sadece Allah'ın eseridir. Sen de ben de kendimizi o toprak gibi görelim. Bu toprağın üzerinde Allah Celle Celaluhu bir takım güzel rengarenk çiçekler yaratmıştır. Bu çiçeklerin sahibi toprak değildir. Toprağın da sahibi olan Allah'tır. Öyleyse yaptığımız, elde ettiğimiz özellikler ve güzellikler sadece ve sadece yaratma itibariyle Allah'ın yaratması, müessiri hakiki olan Allah'ın eseri. Bu bakımdan olayı gördüğümüz zaman hiçbir arkadaşımıza, dışımızdaki herhangi bir insana hava atmamıza, ondan bir şey beklememize, o bizi beğensin diye, o bize aferin desin diye ondan bir beklentiye girmemize ihtiyaç kalmaz. İhtimal de kalmaz. İşte bu arkadaşlar tasavvufta masiva dediğimiz Allah'tan gayri bütün duygu ve düşünceleri gönülden silip atmanın güzel neticesidir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi gönlünden masivayı atabilen, aşkullah ve muhabbetullah ile tenviru ihya edebilen, müessiri hakikinin Allah olduğunu bilen, İbadetinde ihlasın zirvesini yakalayan, muhlisinden olmayı geçip muhlasinden olabilme şerefiyle şerefyab olan bahtiyar kullarından olmayı her birimize nasip eylesin diyorum. Muhlis ile muhlas arasındaki farkı biliyorsunuz. Muhlisler
İhlası elde etmiş insanlar demektir. Muhlas ise ihlasta zirveyi yakalamış, Allah tarafından ihlası onaylanmış, mühürlenmiş insan demektir. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Şeytan, ben senin muhlis kullarını da yoldan çıkaracağım. Ancak muhlas olanları onlar benim kapsama alanımın dışındadır, onlara dokunamam demiştir. Onun için biz muhlis olmayı geçip muhlas olma makamına doğru yürümemiz lazım. O makamı elde etmemiz lazım ki şeytanın kapsama alanının dışına çıkmış olalım. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yüce Rabbim riyadan, kibirden, gururdan, ahlak-ı rezilenin tamamından ebediyen bizleri muhafaza eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu suretimizi güzel kıldığından daha ziyade siretimizi ve ahlakımızı güzelleştirmeye, niyetlerimizi halis kılmaya ve ibadetlerimizi mahza kendi rızası için yapabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, mütevellideki dostlarımızın, Kur'an hizmetlerine bize destek veren mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin ve cemaatimizden bu işler için koşan, koşuşturan kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhları için, her birimizin ahirete intikal eden aile büyüklerimizin, aile bireylerimizin, hocalarımızın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.